Tekrar merhabalar. SSD veya hard diski aparat aracılığıyla DVD writer yuvasına takacağız. Çıkan DVD writer'ı optik sürücüyü harici olarak kutuyla kullanabiliriz. 9,5 mm genellikle notebooklarda ve SATA tipli yani iki girişli notebook'un altındaki bir veya iki vidayı orta kısımdaki söküyoruz. Daha sonra sürücüyü çekip çıkarıyoruz. İleriye doğru sürüyoruz. Yani daha önce hiç yapmayan kişiler bile kolaylıkla yapabilir. Bir vida var. Vidayı söküp aktarıyoruz. Ön kapağın 4 tane tırnağı var. Bu tırnak aşağıya doğru bastırılacak. Ön kapağı hafiften aşağı doğru bastırırken tırnağı içeriye doğru çekiyoruz. Evet, aşağı doğru bastırırken çıt diye bir ses duyacaksınız zaten. Ön kapağı hafiften aşağı bastırıp çekeceğiz. İşlem bu kadar. DVD writer'dan söktüğümüz kapağı takıyoruz. Yine tırnakları montaj deliklerine ayarlayıp ileriye doğru sürüyoruz, bastırıyoruz. Çıt diye ses duyacaksınız zaten. Evet, iyice kontrol ediyoruz. Tamamen oturmuş mu diye. Arka sacı taktık, ön kapağı taktık, vidaları taktık. Aparatımız hazır. Çıkarttığımız DVD sürücüyü de harici bir kutuya koyup USB bağlantı kablosuyla kullanacağız. Gerekirse ileride CD'lerimizi takıp oynatacağız. Hard diskimizi monte ettiğimiz aparatı sürüyoruz. Aşırı güç kullanmayın. Sürdük. Hafiften takıldığı zaman da aşağı yukarı oynatıp daha sonra yuvasına doğru itiyoruz. İki tane vidayı takıyoruz ve güle güle kullanıyoruz. Burada sonucu görüyorsunuz disk yönetiminden. SSD'de test etmek için HD-Tune isimli burada gördüğünüz programı indirip çalıştırın. SSD montajı sonrası neler yapılması lazım? Bu videoyu da izleyip performansı artırabilirsiniz. Acer Nitro içinde MX SATA montaj videosu yayınlamıştım. Windows 10 yükseltecek veya temiz kurulum yapacak olanlar için de flash hazırlama videosu yayınladım. Şimdilik hoşça kalın.